Hapis olmuş karakolda. Vay, naber, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Biz ne yapıyorduk dersen, bak hemen chat'e yazdım da Pelin'in sesi farklı geliyor diye. Arkadaşlar artık bunu konuşalım. Artık ben bunu itiraf etmek istiyorum. 3 evet. Hafta üst üste co-op geceler yaptık. Ben söyleyeyim falan dedim. Artık söyleyeceğim. Bu yayına ben Pelin'i bağlamıyorum. Pelin çünkü çok gürültülü. Car car bağırıyor, çığlıklar atıyor, kafa öpüyor falan. Pelin yerine tiyatrocu bir kardeşimiz var. Çok iyi Pelin taklidi yapıyor. 3 hafta önce bana ulaştı. Dedi ki ben bak abi çok iyi P-Queen taklidi yapıyorum. P-Queen tam yayındayken sen de P-Queen'i bağlıyorum diye yayın açarsan. Abi Alamancı taklidi, Alamancı taklidimdi ben onu da yapabilirim. O yüzden Pelin değil bu bize bağlanan Zeynep. Sevgili Zeynep hoş geldin. Hoş buldum abi, nasılsın? Nasılsın? İyiyim çok teşekkür şey, ederim. Davalar sen nasıl? Nasılsın? Kütahya değil. Başka bir yerde olman lazım senin şimdi. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Tamam, İstanbul'da yaşıyorsun. Moda'da yaşıyor olabilir miyim lütfen? Yok, Moda'da ev kiraları çok yüksek. Böyle senin böyle Maltepe'de öğrenci falan olman lazım. Okey, tamam. Ben Maltepe'de bir öğrenciyim. Aynen. Her gün oradan çıkıyorsun Tuzla'dan, otobüs bir sürü uğraşıyorsun falan. İşte bir yandan da ikinci iş olarak tiyatroculuk kariyerinin yanında tutunmak için streamer taklitleri yaparak internette para kazanmak. Bu aralar senin üzerinde çalışıyorum Can abi. İnşallah senin üstünde de eğer şey olabilirsem, uzmanlaşabilirsem senin taklidinle de birkaç yayına katılmayı planlıyorum. Aynen. Çünkü benim taklidimi de kendilerine konuk ederek para kazanabilecek çok fazla insan var. Kesinlikle. Yani biz Zeynep'le şöyle konuştuk. Dedik ki sen bana haftadan haftaya bağla. Hani P-Queen falan diye başlarsın. Ondan sonra başkalarının yayınlarına da başka random kadınlar gibi takılırsın. Dedi. Evet, Pokimane falan diye yürürsün dedi yani kendisi bana. Kariyer planı yaptı yani aslında. Allah razı olsun. Aynen. Bir de şey gibi oluyor ya böyle erkek yayıncılarda falan böyle bir tane numune kadın bulunsun gibi bir durum olur ya hep mesela. Dedim Zeynep orada bir açık var dedim. Oralara girersin dedim. Numune kadın kategorisinden girersin dedim. Ne? Numune kadın mı? Yani eşantiyon. Eşantiyon olur, numune kadın olur. Yani numuneden kastım şu bak, bütün seyirciden anlayacak bunu. Herhangi bir yerde herhangi bir gaming projesi yapıldı mı, oraya diziyorlar 6 tane sakallı, hepsi kollarını evet kavuşturuyor. Ya, böyle, evet ya, evet ya. Evet bu arada. Yani ben P-Queen olduğum için söylemiyorum bir tane ama. Ben bunu konuşayım. Yanlarına da bir tane bir bayan buluyorlar. Ve o bayanın tek vasfı bayan olması. Yani muhtemelen çok vasıflı birisidir. Anladın mı? Yeri geldi seni de böyle projelere sokmaya çalıştılar sevgili Zeynep. Evet. Yeri geldi başka bayanları da soktular. Bayağı şey. Yani Avengers kadrosunda Kızıl var diye bir tane. Onun gibi hani bulunsun tarzı. Doğru. Zeynep dedim burada sektörde çok büyük açık var. Bayanlık kategorisinde açık var dedim. Bakalım işte. Allah razı olsun. İşte şimdi bayan kategorisini inşallah gün geçtikçe güçlendirip doldurmaya çalışacağız. Bakalım bayan bile olsanız bu konuda bir meslek ya bir kariyer inşa edebilirsiniz. Bunu unutmayın. Belki bir gün uzaya gidersiniz ne malum. Uzaya gidersiniz belki bir gün sokaklarda rahat rahat yürürsünüz. Hadi beni daha da konuşturma Zeynep'ciğim. Hadi canım neyse, sokaklarda da yürümekmiş. Bak şimdi sen büyük konuşuyorsun iyice. Frostpunk soğuk olur kardeşim. Abartsın. Frostpunk soğuk olur kardeşim. Eğer ki beğendiyseniz ben bir kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Twitch'te beraber biz sizleri bol bol öpürüz. Sizler de kendinize iyi bakın.